Ben Ramiz Asa, İzdin İnikli köyünden gelmeyim. Çocukluğum İnikli köyünde geçti. 49 doğumluyum, 72 yaşındayım. 1980 yılından beri bu mesleği, saatlik mesleğini icra etmekteyim. 80 yılında İzdik çarşısında, sonra bir tesadüf eseri saatçilik mesleğine geçmek zorunda kaldım. Bir tarihte ben gıda markette çalışırken Adapazarı'ndan Nezihi Arıcı diye değerli bir saatçi arkadaşım İznik'e gelip dükkan açmak istiyor. Derken bu arkadaş bana geldi. İşte İznik'te saatçi dükkanı açmak istediğini söyledi. İşte evini buraya taşıyacağını söyledi. Ben de her zamanki iyi niyetimle tuttum bu arkadaşa saatçi dükkanı, çarşının en güzel yerinde bir dükkan buldum. Geldim dükkana, yanıma oturdu, dedi ki beraber saatçilik yapacağız. Dedim Nezih, ben ne anlarım saatçilikten, yani ben saatçiliğin sersini bilmem. Hayır dedi, ben dedi saatçilik yapacağım, sen dedi yanımda oturacaksın. Sen dedi benim tanıdığım en değerli insanlardan birisin, işte bu işe layık. Ben de gidip geldikçe bakıyorum ne kadar temiz işliyorum. Çünkü ben markette sucuk alıyorum, eksiliyor. Çikolata alıyorum, kurtlanıyor. Saatçilikte hiç böyle bir şey yok falan. Ama bana cazip geldiği için değil. Velhasıl ben böyle bu şekilde arkadaş saatçilik yaptı. Ben yanında işte ben tabii ki sanat okulu mezunu, motor bölümü mezunu olmamın çok büyük faydası var. Yani o saat, büyük saatleri falan başladım ben yanında sökmeye, toplamaya falan böyle derken bu arkadaşımızın ve aşağı yukarı 2 sene çalıştık ama 2 sene zarfında muazzam bir konuma geldik. Yani böyle yani artık kuyumculuğa falan geçmeyi düşünüyorduk. Bir şeyi ne kadar seversen o kadar başarılı oluyorsun. Yani şu anki benim başarımın en büyük nedeni mesleğimi çok sevmemdendir. Bunlarla beraber bir turizm derneği kurduk biz İzdik'te. İlk defa olmayan bir derneği kurduk. Turizm derneği. Almanlarla dostluk ilişkileri yarattık, kurduk. Şipandoğu kentiyle. Bu ilişkiler zamanla çok güzel gelişti. Her sene oradan bize grup geliyordu. 15'er kişilik, 20'şer kişilik grup. Biz bunları bir hafta evlerde misafir ediyorduk. Önceleri bir Seiko 5 vardı, ne bileyim otomatik saat vardı, kurmalı saatler vardı. Tamamen mekanikti bütün saatler. Tabii ki biz bu mesleği orada devam ettik, onu öğrendik, o saatlerle başladık. Derken yavaş yavaş stempo ile falan elektroniğe dönüşüldü. Ya bir dönem ben mesela şey yaptım, İznik'imizin simgeleyen Ayasofya'lı, Yeşil Camili, ne bileyim İznik'i gösteren böyle kol saatleri yaptım ben. Ben torunumu özlediğim halde, hanım İstanbul'da olduğu halde gidip bir hafta 10 gün kalabilirim. Hiçbir mazeretim yok. Hiçbir maddi sıkıntım yok. Yani dükkandan beklediğim bir maddiyat yok. Ama öyle bir hastalık çocuklar. Bunu size anlatamam. Yani ben İstanbul'da gitsem bir hafta duramıyorum. Mümkün değil. Biri gelecek de saat Ramiz kapalı diyecek diye. Böyle korkuyorum yani, para umurumda değil ama dükkanımı kapalı tutamıyorum, mümkün değil. İlla geleceğim, burada bir iki kişinin işini yapacağım. Şu dükkanın kapısına dikilip en az 5-10 kişi çok teşekkür ederim, çok sağ olun diyecek. Bu benim için en büyük zenginlik çocuklar. Çok seviyorum mesleğimi. Bazısı saat tık tık yaptığı zaman rahatsız olur gece uyurken falan. Ben saat tık tık yaptığı zaman sanki böyle o saat tık tık yapmıyor da Allah 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 diyormuş gibi böyle haz duyarım, zevk duyarım. Dükkanımın içinde çalışan saatlerin içinde böyle tık tık yapan saatler bana bir keyif verir, neşe verir. Yani vakit o kadar değerli ki çocuklar. Yani ben her vakitte, her dakikada nasıl yararlı olabilirim, ne yapabilirim? Bunu düşünerek icra ettiğimiz zaman vakti, inanın vakte doyamıyorsunuz yani. Eski saatlerde zaman mevhumu yok çocuklar. 50 sene, 100 sene tıkır tıkır işler ama bakım şart. Ya en azından bir yağlanması lazım. Çünkü yağlanmadığı zaman o çarklar zamanla pas yapıyor, oksitlenme yapıyor, küflenme yapıyor. Onun için belirli zamanlarda bakım yapılması lazım.
bir defa usta ve sanatkar olabilmek için önce birinci en önemli husus karakterli olacaksın. Dürüst olacaksın, karakterli olacaksın. Lise çağlarında o da Kocaeli'de çok sevdiğim bir arkadaşım Greco-Roman güreşçisiydi. Onun sayesinde mahalle arkadaşımdı. Biz de evde kalıyorduk. Onun vasıtasıyla güreşe heves ettim. Ve çok iyi bir güreşçi oldum. O zaman 52 kiloda güreşiyordum. Ve rakibim yoktu. Ben 80'li kilolarda güreşçilerle antrenman yapardım. Böyle. Liseler arası birinciliklerim var çok. Her sabah yarım saat spor yaparım o. Evde hareket zamanına uyarak. Ondan sonra. Spor çok önemli. İnsan hayatında eğer dinç kalmak istiyorsan, genç kalmak istiyorsan elinden geldiği kadar, vaktin olduğu müddetçe spor yapacaksın, yürüyüş yapacaksın. Yüzme. Yazın ben evde hiç yüzümü yıkamam. Sabahleyin kalkarım, giderim incir altına. Çok insan bilir zaten. Gider gelirim, ondan sonra gider kahvaltımı yaparım. Ya biraz eksik kaldı. Ben aşağı yukarı 30 sene İznik'te esnaflık yaptığım için çarşıda hep bağrım yanar. Eskiden lefke kapıdan, şarlaktan böyle şarlak suyu akardı. Caddenin iki yakasından şırıl şırıl akarak göle inerdi. Biz yazın çok sıcaklarda önüne bir set koyar, suyla kapı önlerini, dükkan önlerini sulardık, serinlerdik falan. Benim içimde bir uhdedir. İnşallah yani gözlerimi kapamadan görme imkanı olur. İnşallah birileri yaratır. Ben gençlere şunu söylemek istiyorum. Yani hiçbir mesleğin hayatta karşına çıkmayacağı diye bir şey yok. Hayatın boyunca hangi meslekte çalışırsan çalış, mutlaka faydasını görüyorsun. En basit misalini vereyim. Ben 1971 yılında Van'da Jandarma Alay Komutanlığı'nda yazıcıyken tesadüfen böyle bir yazıcılık yaptım. Odanın bir bölümünde kapalı bir yer gördüm. Kapısı falan vardı. Komutanım burası ne dedim? Dedi ki burası kriminal büro. Ne iş yapılıyor dedim. İşte kaçakçılar falan yakalanınca resim çekiliyor. Burada fotoğraflar yapılıyor dedi. Ben güldüm. Niye güldü Ramiz dedi. Dedim komutanım ben fotoğrafçıyım. Yapma ya dedi, madem fotoğrafçısın o zaman niye söylemiyorsun? Al dedi, bu anahtar senin, burası sana ait. Yani diyeceğim meslekte çalışmanın hayatı boyunca insana çok büyük faydaları oluyor. Ben eğer o fotoğrafçılıkta çalışmasaydım bu asker ocağı, yani son aşağı yukarı 1,5 sene zarfında askerlik yaptığım müddetçe bu mesleği icra edemezdim. Onun için yani ben gençlere tavsiyem bir sanat dalına gitsinler, bir sanat dalında çalışsınlar. Bütün yaz tatil boyunca har vurup parman savuracağını gezeceklerine bir meslekte çalışıp bir meslek sahibi olsunlar. Bu hayatta her zaman karşılarına çıkacak çok güzel bir olay diye düşünüyorum. Tabii ki hayat hikayemi, sanat mesleğine geçiş hikayemi anlatırken bir şeyi eksik bıraktım. Bana bu saatçilik mesleğini zoraki de olsa aşılayan, beni bu mesleğe sokan, beni bu meslekte başarılı olmam için her türlü özveriyi gösteren Nezihe Usta'ma ayrıca çok çok teşekkürler ederim.